Biyoloji yazısına hazır mısın Tonguç Evlendi? Hazır değilim hocam. O yüzden zaten burası seninle beraber mükemmel bir yazılı hazırladık. Hatta bu yazılımızda özel bir şey yaptık seninle Tonguç Evlendi. Ne yaptınız hocam? Bu yazılımıza puan verdik. Her soru 3 puan, her soru 2 puan diyerekten hocam, size bazı sorular 40 puan 10 puanlık. Hocam. Ve bunlar sayesinde 100 puanlık bir sınav hazırladık sana. Ve bu 100 puanlık sınav sayesinde sen bakalım acaba sınavdan ne alacaksın? Şimdi senle ilk başta 2. dönemin 1. yazılısında hangi konular çıkacak? Bir onları böyle gözden geçirelim. Konu anlatımı azından... yapacaksın hocam. Hayır, konu anlatımı yapmayacağım. Öyle anladım. Ufak bir fragman geçeceğim. Bu fragmanımızdan sonra zaten 2. dönemin fragmanından sonra inanılmaz güzel sorular, boşluk doldurma, doğru yanlış, ondan sonra gerçekten de hani yeni tarz böyle birazcık daha 10 puanlık klasik sorularımız, ondan sonra eşleştirmeler falan hepsi burada var. Dolayısıyla seninle tam bir sınav provası yapacağız. Bu sınav provasından önce de hangi konu çıkacak 2. dönemin 1. yazısına? Hücre çıkacak ve aynı zamanda canlılar dünyası çıkacak. Şimdi hücrede neler çıkacak? Hücresel yapılar ve görevleri. Hücrenin yapıları nedir? Hücre zarı, hücrenin çekirdeği, sitoplazma falan filan. Hücre zarından madde taşınması da çok önemli Tonguç'um. Çünkü hücre zarı dediğimiz şey madde alışverişini yapan en önemli yer. Daha doğrusu madde alışverişi ama tek yer. Dolayısıyla bunu yaparken difüzyon yapabiliyor. Bu aktif taşıma yapabiliyor. Ama bu difüzyon ve aktif taşımanın yanında bir de osmos denilen şey var. Suyun difüzyonuna biz osmos diyoruz. Difüzyon çok yoğun ortamdan az yoğun ortama. Aktif taşıma da az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. Enerji harcanarak olduğu için aktif taşıma deniyor. Bunları hemen hızlıca hatırlayalım. Endositoz ve egzositoz de zardan geçemeyecek kadar büyük moleküllerin, mesela polisakkaritler, mesela protein, mesela yağ, bunların aslında geçişini yapabilmek için endositoz içeriye, egzositoz dışarıya madde atılması diyoruz. Egzoz. Hücre zarının şekli değişecek de bunlara da enerji harcanıyor diyoruz. Veya bunların bir de işte turgor basıncı var, işte hipertonik ortam, hipotonik ortam, izotonik ortam var. Ondan sonra plazmoliz var, deplazmoliz var, turgor basıncı var, emme basıncı var, emme kuvveti var. Bunların hepsi de değineceğiz, merak etme, biraz sonra içeride. Sorularımız zaten karşımıza çıkacak ama bunları gerçekten çok iyi hatırlamamız gerekiyor. Bunları nasıl hatırlayacağım diyeceksin şimdi. Ben sana göstereceğim, bak şu 9. sınıf 2. dönemin akıl notlarından hepsini aklında tutabilirsin ve yanında taşıyabilirsin. Bunların hepsine bakaraktan bilgilerini pekiştirebilirsin diyebiliriz. Ufak bir bal reklamından sonra sitoplazma çekirdeğe bakalım. Sitoplazma çekirdekte ribozom, endoplazmik kötükulum, Golgi aygıtı, lizozom, sentrozom, brenksom, bunların hepsi hücrenin organelleri Tonguç. Zom. Bu, aynen, zom gerçekten de hücrenin organellerinden. Hayvan hücresi ve bitki hücresinde farklı olanlar var tabii ki. Mesela bitki hücresinde hücre duvarı var ama bir de aynı zamanda bitki hücresinde kloroplast, lökoplast, kromoplast denilen plastitler var. Ama hayvan hücresinde ise farklı olarak sentrozom var Tonguç evladım benim. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Bak Tonguç'um, çok enteresan bir şey var. Ribozom tüm canlılarda, ökaryot, prokaryot bütün canlılarda bulunur. Bütün hücre çeşitlerinde bulunur. Hücrenin çeşitleri nelerdi? Ökaryot ve prokaryottu. Ökaryot çekirdeği olan, prokaryotsa çekirdeği olmayan hücreler demekti ama ikisinde de hücre zarı var, unutma bunları. Ama burada şunu bilelim. Ribozom her canlıda vardır, bu kesin. Endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı falan filan bu organellerse sadece ökaryotlarda vardır. Ökaryotlardan da endoplazmik retikulum taşıma yapar, Golgi aygıtı salgı yapar, lizozom hücre içi sindirim yapar, sentrozom hücre bölünmesinde katkıda bulunur. Sadece hayvanlarda vardır. Sadece hayvan hücrelerinde vardır. Aynen, tebrik ediyorum. Peroksizom evladım, katalaz enzimi sayesinde hidrojen peroksiti zararsız hale getirir. Kofol depolar veya işte her şeyi depolayabilir. Atık, besin, her şeyi depolayabilir. Su bilmem ne. Mitokondri Tonguç'um enerji üretir. Solunumla plastitlerse kromoplast, kloroplast ve lökoplast. Bunlarsa ana bitkinin ana yapılarıdır. Bunlar da fotosentez yapar, kloroplast mesela. Lökoplast besin depolar, kromoplast da renk verir. Bunları bilmemiz gerekiyor. Hücre iskeletinde hücrenin sağlam durmasını, çekirdekte hücrenin yönetim merkezi, DNA'nın bulunduğu hücrenin ana beynidir diyebiliriz. Evet, geldik. Peki canlılar dünyasındaki ünitemizde başlangıçtaki şeyleri bilmemiz gerekiyor. Bir kere canlıların sınıflandırması, taksonomi dediğimiz bilime gireceğiz. Taksonomi dediğimiz bilimi anlayabilmek için ilk başta sınıflandırmayı niçin yapıyoruz? Milyonlarca canlı türü var. Bunların hepsini belli sınıflandırma yap, mesela nasıl bilgisayarımızda masa üstünde bir sürü belge var ama biz bunları sınıflandırdığımız zaman oh be diyoruz, açılıyor değil mi? Rahatlıkla işte bitkilerin içinde işte tohumlara giriyoruz. Sonrasında diyoruz ki işte çiçekli bitkilere giriyoruz falan filan diyerekten
o bir zincirle bulabiliyoruz bitkilerin hangi çeşit olduğunu. İşte bu sınıflandırmayı yapmak zorundayız. Ve bu ampirik sınıflandırma dediğimiz şey ise eskiden yapılan, Aristo döneminde yapılan, ne demiş biliyor musun Aristoteles hocam? Ne demiş hocam? Bunlar bitkilerdi, bunlar hayvanlar. Bitti, bu kadar demiş. Yazıklar ama olsun. Bu kadar basit değil işte. Bu ampirik sınıflandırma dış görünüşe göre sınıflandırmaydı. Ama artık filogenetik sınıflandırma var. Yani genetik özelliklere göre sınıflandırma var ve bunlar Carl Linnaeus dediğimiz adamın katkılarıyla bulunmuş. Gerçekten de binomiyal adlandırmaya, ikili adlandırmaya tür isimlerini adlandıran Carl Linnaeus, filogenetik sınıflandırmanın babası, aslında genetik özelliklere de bakıyor. Embriyonik gelişmeye de bakıyor. Daha böyle derinden inceliyor. Sadece analog organlara değil, burada analog organlara bakılıyor. Burada homolog organlara, aynı kökenden gelmiş organlara bakıyor. Çok dikkat edelim Tonguç'um. Sınıflandırma basamakları tabii ki bunlar. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Bu aslında. Neden futbol takımı dedim? Çünkü aile dediğimiz şey aslında familia diyerek de ezberlenebilir. Biz eskiden familia diye ezberlemiştik ama bunu aile diyeceğiz. Hani familia İngilizce aile ya. Onun aklına gidip Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı diye ezberlesin. Alem en geniş olanı, şube daha dar. Mesela insanlar. İnsanlar nerede Tonguç evladım benim? Hangi alemde? Hayvanlar aleminin altında. Hayvan memeliler şubesinde. Ondan sonra işte yok, omurgalılar şubesinde. Memeliler sınıfında. Ondan sonra işte sınıfında. Şempanzeler takımında. Ondan sonra bilmem ne. Böyle devam ediyor. İşte burada şunu bilmemiz gerekiyor. Bu en son insana kadar iniyor. Böyle bir sınıflandırma yapıyoruz. Ve her sınıfı da mutlaka bu en geniş olandır, bu en dar olandır. Burada akrabalık çok yakındır, burada akrabalık çok uzaktır. Hayvanların ikisi birbiriyle ne kadar akraba olabilir ki, ama iki tane ayı birbiriyle çok iyi akraba olabilir. Değil mi Tonguç Evren Bey? Evet. Geldik o zaman, sınavımıza başlıyoruz. Hadi bakalım, hayırlısı. Şimdi bir kere bu sınavda Tonguç'um şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Her sorunun bir puanı var. Bu puanları yaparken de ben sana gerçekten de öğretici bir şekilde anlatacağım. Mesela hücre zarından doğrudan geçebilen moleküllerin çok yoğun oldukları bölgeden az yoğun oldukları bölgeye taşınmasına aktif taşıma denir. Bir kere Tonguç, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçebilmek dediğimiz şey kendiliğinden olan ve tamamen ama tamamen pasif bir taşımadır. Pasif taşıma dediğimiz şeyde enerji harcamaz. Zaten doğal olarak maddeler çok yoğundan az yoğuna taşıyacak ve biz buna difüzyon diyoruz. Bu aktif taşıma değil, difüzyon olsaydı doğruldu. Aktif taşıma ise az yoğundan çok yoğuna enerji harcanarak geçilmesidir. Bunu unutmayalım. Hipertonik ortama konulan hücreler su kaybederek plazmoliz olur. Hipertonik ortamı hemen sana hatırlatmak istiyorum. Şimdi hipertonik ortam dediğimiz şey mesela şöyle bir hücreye, bunun oranı %3 diyelim. Hipertonik ortamsa çok yoğun ortam demek. %5 mesela. Sen bunun içine attığım zaman Tonguç evladım benim, bunun içindeki su dışarıya çıkacak. Dışarıya çıktığı zaman bunun içine. Çünkü neden biliyor musun? Su her zaman az yoğundan çok yoğuna doğru gitmeye çalışır. Su dışarıya çıktığı zaman bu içindeki suyu kaybettiği için büzüşecek, böyle küçülecek. İşte biz bu olaya plazmoliz diyoruz. Bu doğru bir ifadedir. Tebrik ediyorum arkadaşı diyoruz ve geçiyoruz. Ozmotik basıncı artan hücrelerin turgor basıncı azalır. Ozmotik basınçla turgor basıncı birbirinin ters orantılısıdır. Bu da doğru bir ifade. Rüger kayışı. Aynen. Ozmotik basınçla turgor basıncı arasında şöyle bir ilişki vardır. Ozmotik basınç arttıkça OB, turgor basıncı azalır TB. Ozmotik basınç birazcık daha emme kuvvetiyle alakalıdır. Emme kuvveti, yani ozmotik basınç dediğimiz şey birbiriyle aynıdır aslında. Emme kuvveti de diyebilirsin. Bunlar aslında hücrenin içindeki madde yoğunluğu artınca artar. Madde yoğunluğu azalınca azalır. Bunlara da dikkat edelim. Hücre zarından geçemeyen moleküllerin hücre içine alınmasına egzositoz denir. Hücre içine alınmasına endo, hücre dışına atılmasına egzo denir. Egzo. Bu yanlış söylemiş. Yani hücre içine alabilen madde. Mesela şöyle bir madde var burada. Biz bunu içeri almak istiyoruz. İçeri alırken şöyle bükülüyor hücrenin burası. Sonrasında da hop yutuyor. Ve burada bir besin kofulu oluşuyor. İşte buna biz endositoz diyoruz. Endositoz bu. Bunun tam tersi, yani buradan gideni de burada içindeki madde dışarıya atılıyor. Bu da egzositoz olur diyoruz. Hücre zarı sadece ökaryot canlılarda bulunur. Hücre zarı sadece ökaryot canlılarda bulunmaz. Bak, hücreleri şöyle ikiye ayırıyoruz Tonguç'um. Bir bu var, bir de bu var. Bu prokaryot, yani çekirdeksiz. Bu da ökaryot. İkisinde de dikkat ettiysen dışarıda ne var? Hücre zarı var. Dolayısıyla hücre zarı bütün canlılarda bulunur. Bu yanlış.
Ama çekirdek zarı sadece ökaryot canlıda bulunur deseydi doğru olurdu diyebiliriz. Ribozom organelinin yapısında tRNA bulunur. Tonguç'um, ribozom organeli aslında proteinler ve rRNA'lardan, yani ribozomal RNA'lardan oluşur. Hatta şöyle yapalım Tonguç'um. Şöyle, RNA'ları biz üçe ayırıyorduk. Birincisi rRNA, ribozomu oluşturan RNA. İkincisi tRNA, taşıyıcı RNA, amino asitleri taşıyan RNA. Bir diğeri de mRNA, mesajcı RNA. Yani DNA'dan aldığı mesajı ribozoma ileten. Bu ribozomu yapan, bu amino asitleri taşıyan, bu da DNA'daki mesajı ribozoma iletendir diyoruz. Protein sentezi için tabii ki. Ribozom organelinin yapısında tRNA bulundu. Yanlış. rRNA bulundu demesi gerekiyordu. Salgı yapan hücrelerde bulunan Golgi sayısı fazladır demiş. Salgı yapan hücrelerde Golgi sayısı fazladır. Doğru. Neden diyeceksin? Zaten biz demiştik ya, Golgi'nin temel amacı salgıdır. Tek bir veya paketlemedir. Bu da olabilir. Bunların ikisi, bak bu kelimeleri görünce direkt Golgi aygıtı gelecek. Mesela mitokondri görünce direkt enerji gelecek aklımıza. Ribozom görünce direkt sindirim gelecek. Bunları hatırlamamız gerekiyor. Fotosentez yapan prokaryotlarda kloroplast bulunur. Evet, gerçekten de doğru. Çünkü yeşil dediğimiz kloroplast organeli, yani hücrenin içinde bulunan yeşil kloroplast organeli, hatta şöyle yapısı vardır. Hatta şöyle çizmek istiyorum sana. İki zarlıdır ve böyle bir yapıya sahiptir. Bunu gördüğün zaman kloroplast diyeceksin ve bunun yeşil olmasının sebebi içinde klorofil maddesinin olması. Klorofil maddesi olduğu için de fotosentez, yani güneş ışığını kullanaraktan besin üretmek olayını yapıyor. Tabii karbondioksit ve suyu da kullanarak diyoruz. Peki, teoriler zamanla kanuna dönüşür. Hayır, bu yanlış bir ifade. Çünkü teoriler hiçbir zaman kanuna dönüşemez. İkisi alakasız şeyler. Unutma, kanun ve teori, teoriler kanuna dönüşemiyor. Kurallar yıkılmak içindir. Aynen, şimdi zamanla kanuna dönüşemiyor. Ampirik sınıflandırma günümüzde geçerli değildir demiş. Şimdi ampirik sınıflandırma dediğimiz şey, evet doğru, günümüzde geçerli değil. Çünkü Aristo zamanında bulunmuştu. Bitkiler hayvanlar demişti ama dış insan şeylerin, canlıların analog organlarını, yani benzer işlevi olanlara bakıyordu. Mesela Tonguç'um, yarasanın kanadıyla kuşun kanadı analog mudur? Analogtur. Evet doğru. Gerçekten ikisi de kuş uçmaya yarar değil mi? Evet. Peki homolog mudur Tonguç'um? Evet evet. İkisi de aynı gibi. Hayır, homolog değildir. Aynı kökenden gelmemiştir. Neden biliyor musun? Uçan memeli nedir Tonguç evladım benim? Uçan memeli insan. Hayır lan, yarasa lan, dangozun. Uçakta uçtuğumuz için değil. Uçan memeli yarasadır. Ve bu uçan memelinin memeli olduğundan dolayı, kuş da ayrı bir familya şey olduğundan dolayı, sınıf olduğundan dolayı, memeliler sınıfıyla kuşlar sınıfı ayrı. Dolayısıyla bunlar aynı kökenden gelmiyorlar. Aman dikkat et diyorum. Bu da ampirik sınıflandırma değil. Şu anda filogenetik sınıflandırmayı kale alıyoruz. Evet, o zaman kaç puan aldık? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 puan aldık. Bravo diyorum sana gerçekten. 20 puanı çaktın bana diyorum sana. Bana bu kadar yeter. Sıfırdan alsam yeter. Geldik. Aşağıda verilen boşluklara uygun terimleri yazınız. Her soru 3 puan bu sefer. Daha değerli. Çünkü kendimizden bir şey katarak kelime koyacağız buraya. Suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama geçirilir. Suyun aslında çoktan aza geçişi. Yani suyun difüzyonunu soruyor. Suyun difüzyonu deyince hemen aklımıza osmoz gelecek Tonguç evladım benim. Osmoz dediğimiz şey suyun difüzyonudur. Hemen şöyle özetlemek istersem sana. Şöyle diyelim. Mesela şöyle bir iki tane kap var. Şunda bir zar var diyelim. Burada mesela %3 çözelti var. Burada da evladım %98'i su, %97'si su diyelim. Su nereye gidiyor? Buradan buraya gidiyor. %98 su, %97 su. Çok yoğun ortamdan, suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun ortama geçmesine biz ozmos diyoruz ve suyun difüzyonu olarak adlandırıyoruz. Hipertonik çözeltiye konulan hücrelerin ozmotik basıncı ne olur? Ha, şimdi şöyle yapalım. Bir tane hücre var diyelim Tonguç'um. Bir tane hücre hipertonik demiş. Hipertonik, hiperaktiften aklına geçecek ve çok yoğun demek aslında. Mesela %10'luk bir çözelti var diyelim. Burada elimizde bir çözelti var. Şimdi sen bunun içine bir tane hücre atıyorsun. Bu hücrenin oranı da %5 diyelim. Tamam mı? Bu daha az. Bak, çözeltiden daha az. Sen bunun içine attığın zaman bir kere su nereden nereye doğru hareket eder? Su, dikkat et bak,
şu suyun çok yoğun olduğu denilmiş. Ama burada maddenin mesela bu %5 tuz diyelim, bu da %10 tuz diyelim. O bunun için attığın zaman su bir kere çok az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru gider. Dolayısıyla hipertoniye atılan şey büzüşür. Bak şunu unutma. Hatta ben bütün öğrencilere bunu öğretiyorum. Hiperde, hipertonikte büzüşür. Buna plazmoliz denir. Hipotonikte, hipotonik dediğimiz şey ise hipopotam gibi düşün. Hipopotam nasıl bir hayvandır? Böyle şişmiş, deve gibi bir hayvandır değil mi? Tanıyorum. O zaman şişer. Dolayısıyla deplazmoliz olur. İzotonik dediğimiz Tonguç evladım ise hiçbir şey olmaz. Aynı kalır, hiçbir şey olmaz. İzotonik, izo. Zaten hiçbir şey olmuyor. Ama hipotonikte, hatta şöyle belirtiyorum. Hiperaktif bir öğrencimiz vardı. Hiperaktif öğrencimiz plazmayı çat diye vurdu, kırdı, indirdi. Bak ve büzüştü, görüyor musun? Bak plazma televizyonu vurdu, çat diye indirdi. Hipopotam ne oldu Tonguç evladım benim? Hipopotam da deplasmana giden hipopotam şişti ve patladı diye düşünebilirsin Tonguç'um. Şimdi buradan sonra da hipertonik cüzeltiye konulan hücrede ozmotik basıncı ne olur? Şimdi ben bunu attığım zaman bir kere bunun içindeki su gidecek, bunun oranı da artacak, %7 olacak. Şimdi ozmotik basınç dediğimiz şey veya emme kuvveti dediğimiz şey, bu ikisi de madde yoğunluğu arttıkça artan şeyler bunlar. Dolayısıyla %5'ti yoğunluğu, %7'ye çıktı. O zaman ne oldu? Madde yoğunluğu arttı. O zaman bunun da artmasını bekleyebiliriz. Hatta hangi kalemimize yazalım? Ozmotik basıncı artar. Turgor basıncı ne olur Tonguç'um? Azalır. Çünkü ozmotik basıncı, turgor basıncı ters orantılıdır. Emme kuvveti ne olur Tonguç'um? Artar. Çünkü ozmotik basıncı emme kuvveti doğru orantılıdır. Büyük katı moleküller bilmem ne yapılarak hücre içine alır. Büyük katı moleküller Tonguç evladım benim, aslında hücrenin zarından geçemezler. Hücre zarından geçemedikleri için öyle difüzyonla aktif taşıma ile hücrenin içine alınamazlar. O yüzden ne yapması gerekiyor? Endositoz yapılarak hücre içine alınması gerekiyor. Ama şöyle bir özellik var. Büyük moleküllerin alınmasında endositoz, diğeri ise dışarı atılması da egzositozdu. Ama büyük moleküllerin alınmasında iki farklı şey var. Eğer katıysa Tonguç'um veya sıvıysa değişebiliyor. Katıysa biz bunlara fagositoz diyoruz. Sıvıysa pinositoz diyoruz. O zaman büyük katı moleküller hücre içine fagositoz dediğimiz olayın yapılarak hücre içine alır ve yalancı ayak gibi bir şey okuyor, içeri alıyor ve besin kofunun içine koyuyor. Tüm canlılarda bilmem ne organı bulunur. Ökaryot ve prokaryot, tüm canlılarda mutlaka olan organın adı ise ribozom organıdır. Çünkü tüm canlıların protein sentezine ihtiyacı vardır. Ribozom protein sentezi yapar. Protein zaten canlının yapısına ulaşan şeydir. Ribozom organının patlaması sonucu hücrenin kendi kendisini sindirmesine otoliz denir Tonguç'um. Çok enteresan. Lizozom organeli içinde sindirim enzimleri bulunan bir organel. Sen içindeki sindirim enzimleri parçalarsan o normalde besinleri sindirecekken kendi kendini sindirmeye başlıyor. Dolayısıyla hücre otoliz oluyor diyoruz. Bilmem ne koful tatlı suda yaşayan tek hücrelerde hücre dışına su pompalanmasını, yani atılmasını sağlar. Pompalanmayı sağlayan kofula biz kontraktil koful diyoruz. Özellikle tat suda yaşayan paramecium gibi canlılarda kontraktil koful hatta şöyle bir şekle sahiptir. Şöyle paramecium buysa eğer şöyle bir yıldız gibi bir şekle sahiptir. Bu aslında hücrenin içinde bir pompa gibi. Çünkü çok az yoğun olduğu için dışarısı, içerisi de çok yoğun olduğu için içeriye sürekli su giriyor. İçeriye sürekli su girince bu da diyor ki kardeş fazla girmesin, ben dışarıya atayım ki hücremiz şişip patlamasın diyor. Kontraktil koful yardımıyla hayatını sürdürebiliyor. Ökaryot hücrelerde oksijenli solunum bilmem ne organında gerçekleşiyor. Ökaryot hücre ne demek Tonguç'um? Çekirdek zarı olan hücre demekti. Mesela biz çok ökaryotuz. Hayvanlar, ondan sonra bitkiler ökaryot hücreler. Prokaryot dediğimiz şeyler de bakterilerdi. Ökaryot hücrelerde şeyler vardı, organeller vardı. Ama prokaryotlarda sadece ribozom vardı. Ökaryot hücrelerde oksijenli solunum yapan organelin adı ise Tonguç'um mitokondri. Çünkü mitokondri oksijenli solunum yaparak ne üretiyor? Enerji üretiyor diyoruz. Bu çok önemli bir bilgidir diyoruz. Mitokondri deyince aklımıza solunum ve enerji gelecek. Hücre zarında bulunan porlar, çekirdek zarında bulunan porlardan daha nasıldır?
Hücre parlaktır. Hayır, ne güzel abi. Hücre zarından bulunan porlar çekirdek zarında bulunan porlardan daha büyük müdür, küçük müdür? Küçüktür. Çünkü hücre zarında öyle büyük maddeler geçemiyor. Ama hücre zarı, hatta şöyle anlatayım sana. Hücre zarı dediğim şey burasıdır Tonguç'um. Buradan mesela oksijen geçiyor ve işte glikoz çıkıyor falan filan. Bunlar küçük moleküller. Ama çekirdek zarında böyle böyle büyük büyük porlar var. Sebebi ise Tonguç'um, çekirdek zarında DNA tarafından üretilen bazı maddeler var. O da RNA'lar. Bu RNA'ların, bunlar mRNA dediğimiz mesajcı RNA. Bunların dışarıya çıkabilmesi için ne olması gerekiyor? Burada boşlukların büyük olması gerekiyor. Yoksa bunlar dışarıya çıkınca, bir de buradan dışarı çıksa, o zaman fırlar giderler. Ama bunların sadece hücre içinde dolaşabilecekleri ama çekirdek ve içeride rahatlıkla gezebilecekleri daha büyük kapılar var. Çünkü şöyle düşün, bu bir kale aslında ama kalenin içinde kralın sarayı da öyle çok fazla korunaklı değil. Çünkü insanlar güvende zaten burada. Dışarıya karşı korunağın senin hücre zarı diye düşünmüşsün. Geldik o zaman canlıların yaşadığı yere ve dış görünüşüne göre bakılarak yapılan sınıflandırmaya biz, bak, yaşadığı yere ve dış görünüşüne göre yapılan, yani çok fazla detaylı bakmıyorsun, genetik yapısına falan bakmıyorsun, ampirik sınıflandırmaya denir. Ama eğer genetik yapısına, kökenine, embriyonik yapısına falan deseydi, o zaman filogenetik sınıflandırma olurdu. Çiftleştiğinde verimli dönüm verebilen canlılara aynı tür denir Tunguç evladım. Benim Carl Linnaeus demiş ki, hatta ikili adlandırma da yapmış. Mesela insanın adı ne biliyor musun? Homo sapiens Tonguç. Benim adım Homo sapiens mi? İnsan Homo sapiens'tir. Homo dediğimiz şey bana aslında... Bana artık diyebiliriz. Hayır efendim, şeyden geliyor. Şempanzelerin alt tarafı bilmem ne, Homo erectus bilmem ne falan filan, bunların hepsi de insanın aslında farklı farklı şeyleri. Bak, bu insan türü, şu anda yaşayan insan türü. Mesela Felis Leo. Mesela aslan demek bu. Aslan demek. Ve bunlar kendi aralarında çiftleştiğinde bu verimli döl verebiliyorlar. Ve bunlar kendi aralarında çiftleşebiliyorlar. Mesela diyelim ki bir aslanla bir tane maymun çiftleşebilir mi? Çiftleşemez. Çiftleştiğinde çocukları olur mu? Olmaz. Çiftleşse bile çocukları olmaz. İşte bunlar bir tür değil. İkisi beraber bir türe getiremeyiz. Ama iki aslan çiftleşebilir. İşte bilmem ne çiftleşebilir. Bunlar da aynı türdür diyebiliriz diyoruz. Ve artık kaç puan aldık onu hesaplayalım. 3, 6, 9, 12, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ve 30 puan aldık. Gerçekten de bravo diyorum sana. 20, 30, 50 puanı kaptık. Şimdiden iyi gidiyoruz. Geldik yanda verilen U borusunun A ve B kolu. Yarı geçirgen zarla ayrılmış. Şurada bir yarı geçirgen zar var. Şurada bir yarı geçirgen zar var. Tamam, eyvallah. A kolu, B kolu. Aynı seviyeler zannediyorum bunlar. Aynı seviyeler şu anda. A koluna %20'lik glikoz. B koluna %10'luk nişasta. Ondan sonra A koluna %20'lik glikoz ve %10'luk nişasta koymuş. Bunları yazmış zaten. B koluna %20 sükroz ve amilaz enzimi koymuş. Tonguç, bu yarı geçirgen zar ne işe yarar sence? Hocam, yarı geçirgen zar amilaz enziminin ve %20 sükrozun aynı zamanda %20'lik glikozla karışmasını engelleyen... Çok bilimsel konuştun gerçekten. Aynı zamanda... inanılmaz çok kaliteli bir insansın. Glikoz bağının... glikoz bağı nedir? Endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulum. Ama tebrik ederim size. Bir süre beklendiğinde aşağıda verilen gelişmeden hangileri meydana gelir demiş. Bir kere Tonguç'um, amilaz nişastayı sindiren enzimdir. Amilaz enzimi A koluna geçer demiş. Amilaz nişastayı görünce hiç durur mu? Durmaz. Durur. Neden durur biliyor musun? Yarı geçirgen zar amilaz enzimini geçiremez. Neden? Hemen şöyle söyleyeyim. Amilaz dediğimiz şey enzim olduğundan dolayı, enzimler de protein yapıda olduğundan dolayı proteinler öyle zardan, yarı geçirgen zardan falan filan geçemezler. Büyük moleküllerdir. Protein büyük molekül olduğu için öyle kolay kolay zardan geçemez. Dolayısıyla bu olduğu yerde kalırsan dur bakayım orada deriz ve bu adam A koluna geçer, yanlış olur diyebiliriz. O zaman buradan 2,5 puan aldık bile. A ve B kollarında bulunan nişasta miktarı eşitlenir demiş. Bir kere burada %10'un nişasta vardı. Burada hiç nişasta yoktu. O zaman nişastanın buradan buraya geçmesi gerekiyor. Değil mi Tonguç'um? Evet. Patlarsın. Nişasta dediğimiz şey bir polisakkarittir. Polisakkarit dediğimiz şey karbonhidratların mono, dipoli vardı.
Poli demek çok demek. Çok büyük bir şekerdir aslında. Ve bitkisel bir şekerdir. Bitkisel olduğu için bu, ya daha doğrusu polisakkarit olduğu için bu bir büyük moleküldür. Bu büyük molekül de zardan geçemez, kusura bakma. Dolayısıyla burada %10 aynen kalacak, eşitlenemeyecek diyoruz. Bu da yanlış diyoruz. B kolunda sıvı seviyesi yükselir demiş. Ha, şimdi burada enteresan bir şey var. B kolunda sıvı seviyesi yükselir mi? Tonguç'um bir kere burada geçebilen tek madde nedir? Bak, glikoz mu, nişasta mı, sükroz mu, amilaz mı? Geçebilen tek madde hangisi? Amilaz. Hayır, patladın. Amilaz geçemiyor demiştik. Nişasta mı, nişasta da geçemiyor demiş büyük molekül. Sükroz nedir Tonguç, biliyor musun? Allah. Sükroz dediğimiz şey aslında disakkarittir. Çay şekeri dediğimiz aslında bizim tatlılık veren şekerdir aslında. Ben çayımı şekersiz. Aynen. Disakkarit aslında glikozla fruktozun birleşmiş hali. O zaman bu da büyük molekül. Büyük molekül olduğu için bu da zardan geçemeyecek. O zaman burada tek geçebilecek şey glikozdur. Glikoz ne yapar? Glikoz burada %20, burada hiç olmadığından dolayı buradan buraya doğru glikoz geçişi olacak. Buradan buraya doğru glikoz geçişi olduğu zaman buradaki glikoz miktarı çat %10'a düşecek. Buradaki glikoz miktarı da çat %10 glikoz olacak. Çünkü buradaki glikoz buraya gelince %10 olacak. Eyvallah, tamam, buraya kadar tamam. Şimdi Tonguç, sol tarafta %10 nişasta var. Evet. %10 glikoz var. A kolu artık %20 kuvvetli değil mi Tonguç'um? Yani. Ama sağ tarafa baktığımız zaman %20 sükroz, %10 glikoz var. O zaman burası %30 kuvvetli. Hangisi daha fazla ozmotik basınca, daha doğrusu çekme kuvvetine sahip, daha fazla madde yoğunluğuna sahip olan zımbırtı bu. Su her zaman madde yoğunluğu az ortam, bak su yoğunluğu demiyorum, madde yoğunluğu az ortamdan çok olduğu ortama doğru hareket eder ki bu ozmotik basıncı dengelesin. Dolayısıyla su artık glikoz buradan buraya doğru gittikten sonra denge durumunda, denge durumundan sonra, bak dengeden sonra bu artık denge durumu. Denge durumundan sonra su artık azdan çoğa doğru gideceği için B kolunda sıvı yükselip A kolunda azalması beklenebilir. Bu da doğru bir ifade. Azdan az çoktan çok gider. Sükroz sadece B kolunda bulunur demiş. Sükroz sadece B kolunda bulunur. Bu da doğrudur. Neden diyeceksin? Sükroz hareket edemez. Çünkü yarı geçirgen zaten büyük moleküller geçemez diyoruz. İşte bu büyük küçük molekül kavramını çok iyi anlaman gerekiyor. Mesela yağlar büyük moleküldür ama yağ asitleri küçük moleküldür. Proteinler büyük moleküldür, amino asitler küçük moleküldür. Gliserol mesela aynı şekilde yağ asitleri gibi küçük moleküldür. Ondan sonra glikoz küçük moleküldür. Fruktoz küçük moleküldür. Galaktoz küçük moleküldür ama sükroz, ondan sonra laktoz, sonrasında işte maltoz, Tonguç efendim, efendim, maltoz bilmem, bunlar hepsi aslında büyük moleküllerdir. Çünkü disakkaritlerdir. Nişasta, selüloz, ondan sonra kitin, ondan sonra işte glikojen, bunlar büyük moleküllerdir. Bunları unutma. Enzimlerin zaten hepsi büyük moleküldür diyoruz. Evet, geldik bir tane daha Kazıkul Aziz spor. Ama bu sorudan kaç puan aldık hemen yazalım. Hocam, 10 puan. Tebrik ediyorum seni. %20 glikoz yoğunluğuna sahip bir hücre aşağıda belirtildiği gibi sırasıyla T1 zaman diliminde %10 glikoz, T2 zaman diliminde %15 glikoz, T3 zaman diliminde %10 glikoz yoğunluğuna sahip ortamlara bırakılıyor. Ama sırasıyla bırakılıyor. Buna göre hücrenin emme kuvvetindeki, emme kuvveti dediğimiz şeyle ozmotik basınç aynı şey, onu da hatırlayalım. Meydana gelecek değişimler grafik çizerek gösteriniz. Ozmotik basınç, emme kuvveti ve madde yoğunluğu da aynı orantılı. Mesela madde yoğunluğu arttıkça ozmotik basınç ve emme kuvveti de artar, bunu bileceğiz. Şimdi bunun %20 madde yoğunluğu var. Madde yoğunluğuyla ozmotik basınç, emme kuvveti doğru orantılı. Bu arttıkça bu da artıyor, bu da artıyor. Bunu unutmayacağız. Şimdi %20 glikoz. Bunun içine attığım zaman bir kere %20, %10 glikoz var burada. Bir kere bu adamın glikozları dışarıya doğru kaçacak. Çünkü glikoz difüzyona uğrayaraktan çok yoğun ortama, az yoğun ortama geçecek. Dolayısıyla 20 ile 10'u topladık, 2'ye böldük. Ne olacak bu adamın yoğunluğu? 15'e düşecek değil mi Tonguç'um? O zaman buradan buraya geçerken bu adamın yoğunluğu 15. Bir kere T1 zaman aralığında %20'den %15'e düşecek bunun içine atıldığı için. O zaman emme kuvvet dediğimiz şey bir kere azalacak. %20 mesela bir yerlerde 20'ye yakın bir yerde. Sonra azaldı. Buraya kadar geldi. Sonra bu arada sen %15'tin. %15'tin ama tabii hücrenin ve şunun aynı hacimde olduğunu söylemesi gerekiyor. Nedir ona?
atıldığı kabın aynı hacimde olduğunu söylemesi gerekiyor. Bunu ekstradan söylememişiz. Neyse %15'te attık bunun içine. %15'i de attığın zaman ya kardeşim bu artık bunun için izotonik bir çözelti. Neden bu izotonik çözelti? Çünkü aynı yoğunluğa sahip. Bu hücreyi artık bunun içine attığın zaman izotonik olduğu için hiçbir değişim olmaz. Emme kuvveti falan filan değişmez. Bak burada ne oldu? Bu bunun için, bu çözelti bunun için hipotonik bir çözelti oldu. Yani az yoğun bir çözelti oldu. O yüzden ne oldu? Yoğunluğu azaldı. Sonrasında emme kuvveti de azaldı. Ama bu sırada ne oldu? Yoğunluğu azalırken glikoz dışarıya çıktı. Hatta şöyle çizerim. Glikoz dışarıya çıktı ama ne içeri girdi biliyor musun Tonguç'um? Su içeri girdi. Hatta bu şey şişti bile birazcık. Su içeri girdiği için. Su içeri girerse emme kuvveti azalır. Bu da başka bir bilgidir sana Tonguç evladım benim. Aynı zamanda sonrasında bu adam %15'te yine %15 kaldı. Çünkü %15 çözeltildi. Yazık, yazık. Sonra bunun için atıldığı zaman ya kardeşim %15 bu %10. Bu artık bunun için nasıl bir çözelti? Yine hipotonik bir çözelti. Hipotonik çözeltide ne olacak? Glikoz bir kere dışarıya doğru çıkacak glikoz ama su yine içeri girecek. Su içeri girdiği için yine emme kuvveti azalacak. Glikoza dışarı çıktığında yine emme kuvveti azalacak. Demek ki belli bir miktarda azaldı, sabit kaldı, yine azaldı şeklinde bir grafik çıkacak karşımıza. Yine 10 puanı kaptın. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten puan, mükemmel. Puan. Geldik. Aşağıda verilen organel özellikleri eşleştirmesini yapınız demiş. Bak 10 tane soru 10 puan. Her bir soru 1 puan. Çünkü organelleri zaten bilmen gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Tonguç'um, bitkilerde bulunan renksiz plastidir. Sence hangisidir bu evladım? Golgi aygıtı ya da kontraklı kofulu olabilir ama daha çok sentrozoma benziyor ama ben besin kofuluyla lokoplast arasında kalıyorum. Evladım. Ama mitokondri ve lizozom hakkımı da şimdi beraber evladım, sen... Evladım hepsini saydın, dangozumuz zaten. Tonguç'um bak, bitkilerde bulunan renksiz plastid, plastidler üçe ayrılıyordu. Hemen şöyle bir şey, iki saniye şuradan göstereyim Tonguç'um. Hatta... Şöyle yapalım. Kapağımıza yazalım artık, ne yapalım. Şimdi plastitler dediğimiz şeyler üçe ayrılıyordu plastitler. Birincisi kloroplast. Bu fotosentez yapan, yeşil olan ve dünyayı değiştiren bir organel aslında. Sadece bitkilerde bulunuyor. İkincisi kromoplast. Bu da bitkilere, çiçeklere bilmem neye rengini veren, işte böyle havuca bilmem neye rengini veren aslında bir madde, bir organel. Bir de lökoplast var ki o da depo yapan renksiz bir plastik. İçinde nişasta depoluyor. Dolayısıyla yeşil deyince bu, diğer renkler bu, bu, ondan sonra bu deyince bir de bir tane daha yapayım hemen. Mavi deyince kromoplast diyoruz. Ve lökoplasta baktığımız zaman Tonguç'um, lökoplasta renksiz bir organelde diyoruz. Dolayısıyla bitkilerde bulunan renksiz plastik dediğimiz şey aslında G'dir diye biz hemen bunun yanına G yazdım. Prokaryotlarda bulunan, ne demiş bak hemen bakalım Tonguç'um. Prokaryotlarda bulunan zarsız organeldir demiş. Bir kere prokaryotlarda tek organel vardı. Bu tek organelin adı da ribozomdu Tonguç evladım benim. Hücre içi sindirimde görevli enzimleri bulunduran organeldir demiş. Hücre içi sindirim dediğimiz zaman hemen lizozom aklımıza gelecek. Lizozom dediğimiz nerede evladım, hemen bakıyoruz. İ. O zaman bunun yanında İ yazıyorum evladım. Hayvan hücrelerinde İ ipliklerini sentezler. İ iplikleri dediğim şey bak ve hayvan hücre demiş. Hayvan hücrelerinde olan ve İ ipliklerini sentezleyen organelin adı sentrozomdur ve sadece hayvan hücrelerinde bulunur. Endositoz ile hücre içine alınan besinlerin hücre zarı işi ile kuşatılmasıyla oluşur. Endositoz hücrenin içine bir madde alınmasıydı ve bu madde alındığı zaman bir kofulla sarılıyordu. Buna da besin kofulu diyorduk evladım. Besinleri içine aldık, besin kofulu diyorduk. Ribozom organelini oluşturan yapıdır dersek, ribozom organelini oluşturan yapıdır dersek ne diyebiliriz? Şimdi ribozom organelini oluşturan yapıdır. Ha, çekirdekçik diyebiliriz galiba. Evet. Hemen şöyle yapalım. Şimdi bunu bir atlayalım. Bunu anlamadım tam olarak. Ökaryot hücrelerde oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği organeldir. Oksijenli solunum dediğimiz zaman hemen mitokondri aklımıza gelecekti. L diyoruz Tonguç Evren. Çünkü enerji üretir oksijenli solunumda. ATP üretir. Ve bunu mitokondri yapar ökaryot hücrelerde. Prokaryot hücrelerde şey yoktur. Mitokondri yoktur. Onun yerine mezozom denilen hücre içi kıvrımlar vardır. Bunlar da solunum enzimlerini barındıraraktan
solunum yapabilirler bakteri gibi prokaryot canlılarda. Ökaryot hücrelerde salgı yapımından, paketlenmesinden sorumludur. Salgı ve paket dediğimiz zaman Golgi'ye ait gelecek. O yüzden C diyorum. Sentrozom organelinin oluşumunda görevli hücre iskeleti elemanıdır demiş. Sentrozom organeli dediğimiz zaman bunlar aslında tüplerden oluşmaktadır. Hatta şöyle çizmek istiyorum sana. Sentrozom organeli şöyle çubuklardan oluşuyor. Hatta şöyle bir yapıya sahip. Bunlar aslında ufak ufak tüpler. Bu tüpler mikrotübül olarak adlandırılıyor ve cevabımız H'dir diyebiliriz. Bazı tek hücrelerde enerji harcayarak hücre içine giren fazla suyu dışarı atar demiş. Bazı tek hücrelerde bu da D'dir. Neden? Çünkü tek hücreler tatlı suda yaşarlarsa eğer az yoğun ortamda yaşadıkları için hücre içine hep su alırlar. Su aldıkları zaman patlamasınlar diye kontraktil kofol sayesinde pompalarlar bu suyu. Diyoruz Tonguç'um. Evet. Ribozom organelini oluşturan yapıdır tabii ki A, yani çekirdekçik ribozom organelini oluşturan yapıdır. Çünkü DNA'nın sayesinde ribozomal RNA'lar üretiliyor ve çekirdekçik de rRNA dediğimiz şeyin bulunduğu yer ve bu rRNA'lar oluşturularaktan ribozom şeklinde çekirdeğin içinden dışarıya atılıyor. Çekirdekçik dediğimiz şey hücre normalde bu. Çekirdek burası ve bunun içinde şöyle bir yapı var. Bu yapı aslında hücrenin dışında bulunan bir sürü ribozom organelini kendi üretiyor ve dışarıya hücre zarındaki, çekirdek zarındaki porlardan atıyor diyoruz. Ve geldik Tonguç'cum, artık buradan da 10 puan kazandıysak artık yazılımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Verilen hücresel yapı ve organelleri bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan durumlarına göre Venn şemasında uygun yerlere yazılmış. Bitki ve hayvan hücresinin farklarını bilmemiz gerekiyor. Hücre duvarı sadece ve sadece bitki hücresinde olan şey. Bu bitki hücresi köşeli. Bu da hayvan hücresi. Bitki hücresinde sadece hücre duvarı. Bak, hücre duvarı sadece bitki hücresindedir. Aynı zamanda sentrozom sadece hayvan hücresindedir. Bunu bilelim. Aynı zamanda lökoplast plastiklerden bir tanesidir. Lökoplast, kromoplast, kloroplast. Bunların hep üçü de sadece bitki hücresindedir. Ama Tonguç'um, hücre zarı hepsinde vardır. Olmak zorunda zaten. Ribozom bütün canlılarda, dünyadaki bütün canlılarda var. Koful dünyadaki bütün canlılarda var. Bitkilerde daha büyük, hayvanlarda daha küçük ama yine de ikisinde de var. Hatta bitkilerde bir merkezcil koful var. O da deli gibi su depolar. Çünkü bitkinin suya çok ihtiyacı var. Onu da ayrı bir not olarak düşelim. Golgi bütün canlılarda olmak zorunda. Salgı ve paket bütün canlılarda var. Çekirdek, bak, bitki ve hayvan hücresi ikisi de ökaryot olduğu için ikisinde de olmak zorundadır diyebiliriz. Mitokondri, bitki ve hayvan hücresi ikisinde de enerjiye ihtiyaç olduğu için ve solunum yaptığı için ikisinde olmak zorundadır diyoruz. Ve güzel bir 10 puanı da kapmış oluyoruz Tonguç. Teşekkür ederim. Geldik canlıların sınıflandırmasında kullanılan filogenetik sınıflandırma basamaklarını yazınız demiş. Tonguç'um, filogenetik sınıflandırma basamaklarını yazarsak en üstten başlayarak ilerleyelim Tonguç'um. Alem vardı. Hatta ben hani sana bir şey etmiştim ya. Türkiye, türle başlıyoruz. Cumhuriyeti yani cins. Ondan sonra futbol takımı ama F değil de aile diyecektik orada. Aile, familia orada aklımıza gelecekti. Türkiye Cumhuriyeti ailesi de diyebilirsin. Aile takımı da diyebilirsin. Ondan sonra takım geliyor. Sahada yani sınıf ve şut attı. Şube ve alem diyebilirsin. Alemi buradan siliyorum. Bu sınıflandırma basamakları. Bu sınıflandırma basamaklarının en genişi budur. Ondan sonra bu, ondan sonra bu, ondan sonra bu, ondan sonra bu, ondan sonra bu. En darı da budur. O zaman sınıflandırma basamaklarını şöyle bir kutunun içine alırsam çok rahat bir şekilde anlayabilirsin. Evet, geldik Tonguç'un 5 puanı kaptık buradan. Hop, çat, çikilop. Buraya geldik. Filogenetik sınıflandırma türden aleme doğru meydana gelen değişimlerle ilgili. Bak, türden aleme doğru yani şu tarafa doğru gidersek diyor. Birey sayısı ne olur? Bir kere Tonguç'um, sence aslan türünde mi daha fazla canlı vardır dünyada? Hayvanlar aleminde mi daha fazla? Hayvanlar aleminde. O zaman birey sayısı bir kere artar diyebiliriz. Bu kadar basit bir şey. Canlı çeşitliliği. Tonguç'um, aslanlar mı kendi arasında çok çeşitlidir yoksa hayvanlar mı kendi arasında daha fazla çeşitlidir? Hayvanlar. Tabii hayvanlar. Bak, bu çok basit. Kendi kendine cevap veriyorsun. Protein benzerliği. Aslanlar mı birbirine daha fazla benzerdir Tonguç'um? Hayvanlar mı birbirine daha fazla benzerdir? Aslanlar birbirine aynı, böyle aynı kaş aynı göz ama hayvanlardan bazısı böyle kortumlu oluyor, bazısı bilmem ne oluyor. Dolayısıyla burada protein benzerliği azalır diyeceğiz yukarı doğru çıktıkça.
homolog organ sayısına baktığımız zaman aslanların mı birbirine yakın homolog organları vardır? Hayvanların mı birbirine yakın olur? Aslanların. Aslanların. Dolayısıyla yine azalır Tonguç'um. Bravo, tebrik ediyorum. Çok güzel cevap veriyorsun gerçekten. Ortak özellikleri aslanların mı daha fazladır? Hayvanların mı daha fazladır? Aslanların. İşte bu kadar. Bak, sadece aslan ve hayvan ikilemiyle bu soruyu çözebildin. Zaten insanın beyni bunlara çalışabiliyor. Senin bile beynin çalışıyorsa herkesin beyni çalışıyor. Homo sapiensin ben. 100 puanı kaptık gerçekten de. Şimdi ama senin gerçekten sınava çalışmadan, tabii bu konuya benzer sorular çıktık ama sorduk ama bak, Tak Biyoloji kitabımızda seninle bir yazılı şeyi de hazırladık sana aslında. Hatta göstereyim sana yazılı provamızı. Tak Biyoloji kitabımızda FLAL kitap şey ama yazılı provamız burada bak. Görüyor musun Tomucuğum? Bu ÖSYM tarzı, özür dilerim. Ha, şurada Tak yazılı bak, görüyor musun? Yazılı provasını da, bunların cevapları da var. Bu kare kodu okutarak görebilirsin Tomucuğum. Aynı zamanda burada da yazılı provası yaptık senin için. Ve şunu da söyleyeyim sana. Burada ÖSYM tarzı sorular var ama ÖSYM tarzı soruların dışında ALFL testleri de var Tomucuğum. ALFL testi de sınava çalışırken çok ihtiyacın olacak. Hücrenin organelleri, hücre zarındaki madde taşınmasını buradan bakabilirsin. Sıfırdan dokuza biyolojiden konu tekrarı yapabilirsin Tomucuğum. Nereden yapacağını, hangi sayfadan yapacağını sana söylemek istiyorum. Bir kere hemen şöyle canlılarda bulunan hücrenin yapısından başlamamız, ikinci üniteden başlamamız gerekiyor. Sayfa 86'dan başlayabilirsin ama bunlar birazcık daha geride kaldı. Hücre teorisi falan filan. Hücre yapısından başla bak. Sayfa 90'dan gerçekten soru gelir. Okaryot ve prokaryot hücre. Aynı zamanda hücre zarı ve hücre duvarının yapısını bilmen gerekiyor. Glikoprotein, glikolipid nedir? İşte fosfolipid nedir? Bunları bilmen gerekiyor. Aynı zamanda Tonguç'um, hücre zarındaki madde geçişlerini küçük moleküler ve büyük moleküler diye ikiye ayırdık. Ve difüzyon, ozmoz, aktif taşıma, difüzyonu tek bir sayfadan aldık, sayfa 96'da. Ve bununla ilgili çok güzel sorular sorduk. Aynı sınavda çıkabilecek tarzda. Aynı zamanda ozmoz, ozmotik basınç, emme kuvveti ve benzeri çözelti çeşitleri, izotonik, hipertonik, hipotonik, bunları hatırlamalıyız. Aynı zamanda aktif taşımanın enerji kullanılarak yapıldığını ve pasif ve aktif taşımanın farklarını bilmemiz gerekiyor. Ve büyük moleküllerin endositoz ve egzositoz olarak, endositozların fagositoz ve pinositoz olarak ikiye ayrıldığını, katı ve sıvıda, bunları bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili tarama testlerini de burada çözebilirsin Tonguç'um. Ve aynı zamanda bu testleri yaptıktan sonra sitoplazmanın özelliklerini, sitoplazmanın zarsız organlarının tek zarlı ve çift zarlı organellerinin farklarını ve ribozom, endoplazmik reticulum, bunlar çok önemli organeller. Gerçekten de tüm canlılarda olan organel. Taşımayı yapan granüllü veya granülsüz olan çeşitleri olan bir organel. Golgi aygıtı dizom, bu organellerin nelere yaradığını çok iyi bilmemiz. Tabii benim gibi söylediğim gibi bir kelimeyle değil de birazcık daha detaylı bilsek çok daha iyi olur. Peroksizom, koful, kofulların çeşitleri, depo, besin, salgı, kontraktil koful, kontraktil koful çıkar sınavda. Mitokondri, plastitler, aynı zamanda plastitlerin çeşitleri, kloroplast, kromoplast ve lökoplast dediğimiz şeyler. Sentrozom, hücre iskeletini bilmemiz gerekiyor. Mikrotübül, mikrofilament, arafilamentler, bunları bilmemiz gerekir Tonguç'um. Ve bunların nerede kullanıldığını bilmemiz gerekiyor. Sentrozomun mesela mikrotübülleri, mikrotübüllerden oluştuğunu. Çekirdek ve çekirdek sarı, çekirdek sarı, çekirdek çık ve kalıtım materyallerinden oluştuğunu. Ve bunların nasıl beraber kombin çalıştığını. Ve aynı zamanda bilimsel yöntemin basamaklarını. Hipotezdir, veridir, tahmindir, gözlemdir, kontroldür, deneydir. Belki sınavda bunları sorabilir Tonguç'um. Ve bilimsel yöntemin basamaklarında buradan bakabilirsin. Laboratuvar aletleri de buradan çalışabilirsin diyoruz. Tabii bunlar akıl haritamızda ve akıl notlarımızda mevcut zaten. Hücre çalışmasında da kök hücre sorulabilir. Bu önemli bir şey. Hücre kültürü de sorulabilir. Biz sormadık sınavımızda ama hocanız sorabilir diyoruz. Ve geldik Tonguç'um. Bunlardan bu, bak ben burada yazılı yaptım ya sana Tonguç'um. Evet hocam. Bunun iki katı kadar daha video, iki katı kadar yazılı videosu sınıf anahtarı sisteminde var. Sınıf anahtarın varsa senin mutlaka oradan da çalış. Bak sınıf anahtarı sisteminde SAS'ın içinde burada bir tane yazılı videosu varsa sınıf SAS'ın içinde iki tane ikinci dönem birinci yazılı videosu var. Dolayısıyla onları mutlaka izle Tonguç'um. Sınıflandırmanın amacı aynı zamanda Aristo'nun yaptığı ampirik sınıflandırma, homolog ve analog organ farkı ve sınıflandırmanın tarihçesinden sonra da doğal sınıflandırma, yani filogenetik sınıflandırmayı da, daha doğrusu ampirik sınıflandırma, özür dilerim, doğal sınıflandırma, daha doğrusu filogenetik sınıflandırma, doğal sınıflandırma, özür dilerim. Bunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor ve Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı falan filan, bunları da lütfen ezberle Tonguç'um diyoruz. Ve sınıflandırma kategorilerini bildikten sonra da artık geriye kalan türden sonrasına gitmeye gerek yok. Bundan sonrası sınavda çıkmaz diyebiliriz. Ve taktanla çalıştıktan sonra bir de akıl notlarımızdan da lütfen bunu yanında taşıyaraktan
Bu sentrozomdur, hücre çalışmalarıdır. Bak burada görselli bir şekilde, mükemmel bir şekilde her bir organeli kısa ve özet bir şekilde dille anlattık ve bundan da çalışabilsin diyorum. O zaman Tonguç'um, sınavında başarılar diyorum. Teşekkür ederim. Ödül sorumuzu yap, yorumları yolla. Hadi bakalım evladım.